Dostlar, hepinize yeni bir günden merhabalar. Bugün galiba bu dördüncü videomuz ve bu videoda artık kalıntıların ne işe yaradığına ve bu kalıntıların e, özelliklerine ve bir yandan da setlere gireceğiz. Setlere tam detaylı girmeyeceğim ama yine de bahsetmeye çalışacağım. E, video geçmeden önce video videoya abone olsanız sevinirim. Yorumlarda da hani e, bir sürü yorum gelmiş zaten. ilk video. E, baya baya değerli onlar. Devam ederseniz sevinirim. Herhangi bir şey bana söyleyebilirsiniz. Öncelikle üst parçalardan başlayalım. Silah, kafalık ve kalkandan başlayalım. Şimdi bunların normal kendi istatistikleri sabit. Bunların altına gelecekler değişken oluyor. Alttakilerin ise istatistikleri sabit değil. Birden fazla olabiliyor. Bunu nereden anlayabiliriz? Bunu, e, Bunun bir iyi tarafı vardı. Yükselt bölümünde mi? Aynen öyle. Bakın. Gelebilecekler burada dediğim gibi üst taraftakilere gelebilecekler, üst taraftaki de gelebilecekler. Ana istatistikler sabit, silah atak, HP, defans gibi ilerliyor. Ama altlara gelebilecekler, eldivenle eldivenlere, göğüslüklere ve ayakkabılara gelebilecekler değişiyor. Bunu kafanızın bir kenarında hep kalsın. Yani bu ne demek? İlerleyen aşamalardan bahsediyorum. Elbette bir silahı bulmak, elbette bir kafalığı bulmak, bir kalkanı bulmak, bir eldiveni bulmaktan daha kolay hale gelecek. Neden? Çünkü silahta sadece tek bir ana istatistik olduğu için devamlı alt istatistiklere bakıyoruz. Ama eldiven de önce üst istatistiği yakalayacağız, ardından üst istatistiğe uygun altları yakalayacağız. Yani iki aşamalı bir ilerleme var ama üst taraftakilerde bir aşamalı ilerleme var. Bunlar ilerleyen aşamalarda işinize çok yarayacak olan bilgiler olduğunu düşünüyorum. Yani bir ayakkabıyı satarken, bir eldiveni satarken gösterdiğiniz hassasiyet ile bir silahı satarken, bir kalkanı satarken gösterdiğiniz hassasiyetin aynı olmaması lazım. Oradaki hassasiyetleri de neye göre belirleyeceğiz? Bir karakterin hesabınızın seviyesine göre. Bir diğeri ise aslında ana e, olay o. Ama bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu tamamıyla buradaki nadirliklerden ve rütbeden ayarlıyoruz. Rütbe bir eşyanın yıldızı. Nadirliği ise bu eşyanın e, ne derler bu renkleri. Şimdi renklerinde geçmeden önce bir nadirliklerinden önce rütbeye bakalım. Rütbemiz şu şekilde çalışıyor. 1-2 bende yok maalesef ama belki elde edebiliriz bunları. Bende 4 yok şimdi gidelim elde etmeye başlayalım bunları bir. Herhangi bir iki fark etmez. Bakın burada 3-5 atıyor. O yüzden normale gireceğim. 1-3 arıyorum. Kalkan arayacağım. Vuralım. Ay, hemen halledeceğiz. Hemen halledeceğiz. Keşke bunları daha önce ayarlasaydım. Biraz kendime kızdım. Evet. 3 yıldız bir tane oldu. Tamam. Çok önemli değil yani. Örnek açısından 3 yıldızımızın olması yeterli. Bakın maksimum şu anda 12 veriyor ve yaygın maksimum ise 155 var. Görüyor musunuz? 3 yıldız bir kalkanın maksimum verebildiği bize kalkan değeri 155 oluyor. Bunu kafanıza yazın. Yani kafanıza yazmanıza gerek yok. Hani 155 oluyor. Şu videolu kafanıza yazın. Ama eğer bir 5 yıldızın maksimumuna bakmak gerekirse 16 seviye maksimum o 225 oldu. Gördünüz mü? 155 nerede? 225 nerede? Eğer bir 6 yıldızınkine bakmamız gerekirse o ise 265 oldu. Yani verimi 2 katından biraz daha az ama e, bunun ekstraları da var. ekstraların neler? Alt istatistiklerine gelen oranlar da bu şekilde oluyor. Yani sen 155 defans aldığın bir yerden 265 alabiliyorsan altta da aynı. Altta sen maksimum belki 3 HP alabileceksin. Ama bakın burada 6 alabilmişiz. 7 alabiliyoruz. 5 alabiliyoruz gibi. O kalkana tekrardan gelelim. O kalkana bir seviye basalım. Seviyelerde şu şekilde oluyor. 1 zaten sabit. 4, 8, 12, 16'da Ekstradan bir özellik de ekleyebilirsiniz. Ekstradan o hali hazırda olan özellikleri Artı 1 de ekleyebilirsiniz. Yani ya sıfırdan ekliyorsunuz ya var olana artı bir tane daha ekliyorsunuz. Aslında devamlı devamlı sıfırdan ekliyorsunuz gibi. Ama sıfırdan eklemenin farkı şu. Alt istatistiklere gelebileceklerin bir e, ucu bucağı yok, bir sınırı yok. Yani çok fazla var. Bakın hemen buradan göstereyim. Bakın bunlardan biri gelebiliyor. Ama hali hazırda senin alt istatistiklerinde bir tane varsa o zaman ona sekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi buradan devam edelim. Dörde bir... Gidelim hızlıca. 4'te bir tane geldi. İsabet 7. Şimdi isabet 7 demek şu. Bakın. Burada bir tane isabetli bir şey arayayım bir saniye. İsabet 7 gördünüz. Ee, 6 istatistik isabet. Hiçbir tane sekmemiş. Gördünüz mü 11. Şimdi 6 yıldız ile 3 yıldız arasındaki fark bu. Bakın arayalım. 10. Çok az da olmayacak. Bakın. Yani 10 10 10 gelmiş. 10. Gördünüz mü? 10 10 10 gelmiş. Bakın 10 10 10 gelmiş. 11 12 gelmiş. Aynen. Bakın 11 12 gelmiş. Yani alt istatistiklere gelebilecek olan atağı, hızı, isabeti, HP'si gibi şeylerin de oranını yıldız arttırıyor. Yani rütbe seviyesi bizim için en elzem olan şey. Rütbe seviyesi ne kadar yüksekse o zaman bizim bu eşyayı elimizde tutma oranımızın da bir o kadar yüksek olması lazım. Yani 6 yıldız bir eşya ile 5 yıldız bir eşya kıyaslarken ilk başta elbette bizim için en önemli terazide ağır basan yer o silahın 6 yıldız olması veya o silahın 5 yıldız olması 4'e göre. Hani zaman içerisinde ben şu an hem 5'te hem 6'lı örnek veriyorum ama eğer siz oyuna yeni başladıysanız 2 ile 3 arasında da bu farkı yaşayacaksınız. 3 ile 4 de yaşayacaksınız. 2 yıldız bir silah kullanmaktansa 4 yıldız silah kullandığınız zaman aradaki farkı anlayacaksınız rahatlıkla. Ve bir diğer olay ise nadirliği. Nadirliği de şu şekilde çalışıyor. Nadirlik boyunca sizlere hali hazırda görünen bir tane istatistik vermiş oluyor. Bu ne demek? Filtrelere gelelim. Şu iki tarafta bir tane istatistik bu tarafta bakın şu yaygında hiç istatistik yoktu farkındaysanız o kalkan yaygındı. Ama sıra dışında bir tane istatistik var ve dördüncü seviyeye bastığınız zaman ona sektiriyorsunuz ama 8'de 12'de 16'da rastgeleler geliyor. Nadirde iki tane var 4'te ve 8'de onların ikisinden birine sektirebiliyorsunuz. Belki ikisine birden sektirebiliyorsunuz. O artık şansınıza kalmış. Ama 12'de ve 16'da bu random veriyor yani rastgele veriyor. Mor'da 3 tane oluyor. 4, 8, 12'de kullanabiliyorsunuz onları. Ama 16'da yine rastgele oluyor. Ucu bucağı belli olmuyor. Ama efsanevi de ise her zaman işin en başından istatistiklerin hepsi gözükebiliyor. Alt istatistiklerin görüyorsunuz. Hepsi var. Peki. Mitik ne oluyor? Mitik'te ise tüm istatistiklerin görünmesinin yanı sıra mitik artı bir alt istatistiğe sekmiş gibi geliyor. Yani e, bir nevi 4 yıl e, artı 4 gibi geliyor. Diyebilirsiniz ya belki de. Çünkü hani e, artı 4 basmanın hem üst üst ana istatistiğe verdiği bir bonus var. Hem de alta var ya. Ana istatistiğe bir bonus vermeden alta bir bonus veriyor. E, yani 4 level artı 2 level başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani maksimum 16 level'a kadar değil 18 level'a kadar çıkabilen bir set gibi bir eşya parçası gibi düşünebilirsiniz bunları. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Kafanızı karıştırmak istemem. Ama kafanız karıştıysa herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Şimdi tekrardan biz kalıntı türlerine bir gelelim. Kalıntı türlerinde vermemiz gereken yani öğrenmemiz gereken şeyleri öğrendik. Yıldızlar, nadirlikler, üst istatistikler, yani ana istatistikler ve alt istatistikler. Şimdi burada bir karakteri giydirmeyi bir sonraki video bırakacağım. Burada ana parçalardan bahsetmek istiyorum. Ardından aksesuarlara geçeceğim. Zaten aralarında çok fazla farklılıklar yok. Bu ilerleyen aşamalarda kalıntı satma da yaparız bu serinin içerisinde. Ocakta eşya da arama yaparız. O zaman bu videonun ha burada bunu bu yüzden söylemişsin dediğimi anlayabileceğinizi ben net bir şekilde düşünüyorum. Şu anda biliyorum ki hemen düzgün anlatamadım hem de gerçekten konu birazcık zor. Ascension bonustan hiç bahsetmiyorum. Çünkü bu bir yeni başlayan oyuncu rehberi olduğu için. Ascension bu yükselme bonusunun bizim bir önemi yok. Bize 4'ler, 5'ler, 6'lar bu yıldızlar arasında seçimler yapmamız lazım. Bir silah, kafalık ve kalkanı elimine ederken, hesaptan satarken vereceğimiz kararla bir eldiveni, göğüslüğü ve botu satarken vereceğimiz kararın kararın bir olmaması lazım. Ve ilerleyen aşamalara setlere de gireceğim bu video içerisinde. O zaman daha da konu aslında iyi bir hale gelecek. İlk başta bakalım. Şimdi herhangi bir e, silahın ilk başta zaten ana istatistiği geliyor ve alt istatistik arıyorsun. Alt istatistikte de yüzde defans veya normal defans alamadığın için zaten alt istatistiğin e, şeyi de az barı da az. Yani bulabileceğin eşya sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani 8'de 1, 8'de 1 devamlı. Birini bulduktan sonra 7'de 1, diğerini bulduktan sonra 6'da 1 gibi ilerliyor. Yani şansın çok yüksek. O eşyayı bulma ihtimalin senin çok 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 yüksek. Ve bir yerden sonra devamlı devamlı dönerek bunu yanlış hatırlamıyorsam Fear to Play serisini anlattım. Bir 16. zindanı 100 tur döndükten sonra ilk gelecek 50 eşya sizin çok işinize yarayacak. Ama diğer 100 tur döndükten sonra 20, diğer Güstür döndükten sonra 10 eşyaya kadar böyle gerçekten hayvan gibi bir düşüş olacak. Ve sizin 20'ye geçmeniz gerekecek. 20'ye geçtiğiniz zaman elinizde 50 tane yine 100 tane döndünüz yine 50 tane eşya işe yarıyor olarak cebinize duracak. Ama bir önceki elde ettiğiniz 70-80 tane eşyanın da yarısı çöp olacak. Anlatabildim mi? Hesap ka kalitesi ilerledikçe hesabınızdaki bulunan eşyaların da kalitesinin ilerlemesi gerekiyor. Ve bunu da en iyi şekilde na nasıl yaparsınız? Bol bol zindan, bol bol ocak, bol bol idra gibi yerlerden kalıntılar elde ederek. Şimdi tekrardan gelelim. Biz devamlı devamlı silah elde ediyoruz ve silahın ana istatistiği aynı. Devamlı silahta ne arıyoruz? Alt istatistik. Ama gelelim bir eldivene. Artık cafcaflı yer. Şimdi eldiven de kritik oran gelebiliyor, Demeci gelebiliyor. Normal HP gelebiliyor mesela. Normal HP geldiği zaman çöp olacak. Sebeplerine geçeceğim. Yüzde HP gelebiliyor. Normal atak gelebiliyor, yüzde atak gelebiliyor. Genelde bunların ikisi de çöp kabul ediliyor ve normal defans gelebiliyor, yüzde defans gelebiliyor. Şimdi işin özünde kaç tane çöpümüz var? 4 çöpümüz var ve dört tane şey yarayan özelliğimiz var diyebiliriz. Yani bir silahla eldiven arasındaki fark dümdüz yarı yarıya azaldı ilk başta. Çünkü ilk başta alacağımız eşyanın ne geleceği %50-50 ihtimalle değişiyor. <laughs> i̇yi de gelebilir, kötü de gelebilir. Değil mi? Sonuçta iyi ne bu burada ee, kritik demek. Kötü ne? Normal atak. Bunların ikisi arasında %50'lik bir fark var. O yüzden normal şartlar altında bir silahı ilk ana istatistiğine bakmak istersek iki katı daha fazla silahımız oluyor ve eldivenimiz çok az oluyor. Devam ediyoruz. Bir kritik oran geldiği zaman altında agresif istatistikler ararken bir yüzde HP geldiğimiz zaman altında agresif istatistikler arıyoruz. Bu yüzden ise bu yüzden bu yüzden e, elim, e, bunu elimine edişimizi birazcık daraltmamız lazım. Yani alttaki eldivene, göğüslüğe ve bota daha e, özenle bakmamız lazım. Bunlar çünkü devamlı devamlı elde edilebilen şeyler değil. Zaten eşyalar gelirken yüzde 50, yüzde 60 70 işte hani fireyle gelebiliyorlar ve bu aldığımız fireden bizim bir şeyler çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden Özellikle bu 3 parçada dikkat etmeniz lazım. Üst istatist yani üst parçalarda da dikkat edin yine ama alttakiler kadar değil. Farkındaysanız alttakilerden 10 tane alıyorsunuz üsttekilerden 30 tane alıyorsunuz ve e, aradaki fark baya baya fazla oluyor. Bunu örneğin kendi hesabımda da gösterebilirim. Bakın silahtan 415 varken gördünüz mü 91 tane var. <laughs> Kafalıktan 200 tane var. Çünkü silah e, daha net bir parça. Ama bakın burada 150 tane var. Yani 1'e 2 oran var aşağı yukarı. Aşağı yukarı 1'e 2 oran var. Ee, bu 1'e 2 oranı ha kendi aralarında da bakın sıkıntıları var. Mesela eldiven gerçekten bulmak zorken göğsü bulmak bir tık daha kolay. Ayakkabıyı bulmak daha kolay. Sebebi de ayakkabıda genellikle insanlar hız arıyor. Ve burada şuna geçmemiz lazım. Video 14 dakika olmuş. Daha anlatabilirim. Burada şuna geçmemiz lazım yüzdeli ihtimaller. Size ya birinci videoda ya ikinci videoda anlatmıştım. Galiba birinci videoda anlatmıştım. Yükselmedeki taban istatistiklerin artmasından dolayı yüzdeli eşyaların kullanımının bize ekstradan fayda sağlayacağı. Şimdi hesap makinesi açabiliyor muyum? Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Hesap makinesini açalım. Buna kadar büyük. Şöyle birazcık da büyüteyim siz de net görebilin diye. Ve örneğin 1700 atağı var Ruel'in. Ve biz 1696 çarpı 0.6 dediğimiz zaman biz göğüslükten 1000 atak alıyoruz. Tam 1000 atak. Kılçıksız diye. Ama şayet benim düz ataklı bir zırhım var mı? Var. Harika. Bakın 265 alıyoruz. Yani aradaki fark 700. Aradaki var 700 olarak hadi iyimser konuşalım. 700. 700 atak farkı var ve bu tek parçada. Bunun aynı şekilde alt istatistiklerde de normal atak yerine yüzdeli kullandığınız zaman hani bu bir kar etkisi gibi düşünebilirsiniz bir karakter ee, giydirmeyi. Giydirdikçe kartopu büyümeye devam ediyor, büyümeye devam ediyor ve en sonunda gerçekten büyük bir kar topuna sahip oluyorsunuz. Ama eğer siz düz istatistik kullanırsanız gördüğünüz üzere a görmüyorsunuz ya. Böyle 65 gördünüz mü? 265 atak. Buraya bakmayın. Tamam iyi bari son anda gördüm. 265 atak. Hatta kendimi şöyle üstü alayım. 265 atak veriyor. Ve nerede 1000 atak, nerede 265 atak. Arada 700'lük bir fark var. Aynı şekilde bir adet 80'lik kritik demeyicimiz var. Ve 6 yıldız ile 5 yıldız arasındaki farkı da şimdi sizlere göstereceğim. Bir adet 5 yıldız 2, 65 gördünüz mü? 15 de buradan fark ediyor. Altı istatistiklerden de fark ediyor. Ve nadirlik, rütbe ve yüzdeli kullanmadığınız anda bir anda oldu size aradaki fark böyle 700 800 1000 ve bir parçada. Bir parçadan devam ediyor böyle oradan fark oluyor, buradan fark oluyor derken e, ne, neden iyi karakterleri dizemememizin sebebi tamamıyla bu. İlerleyen aşamalarda nerede kaldık hatırlayamıyorum bir şey oldu. E, ilerleyen aşamalarda gerçekten ee, bu yükle yani yüklene yüklene sıkıntı olabiliyor. O yüzden genellikle yüzdeli şeyler kullanmaya özen gösterin. Üst parçalarla alt parçalar arasındaki farkı ö, farkı e, benimseyin ve en önemlisi hız ayakkabısı kullanın. Oyunun başlarında hız ayakkabısı kullanmak sizlere çok 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 yardımcı olacak. Ana istatistiklerinizden daha çok hız olması karakterlerinizde çok 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 önem arz edecek. Burası önemli. Keşke 17. dakikada değildi. Daha erken bahsetseydim. Hız ayakkabılarını kullanmanın önemi şu. Şimdi bir yeteneğin atıyorum 8000 atakla 6000 atak arasında vurduğu hasar farkı elbette farklı ama e, arena haricinde bu kadar önemli değil. Nasıl önemli değil? Çünkü arenada tabii ki de bir adama e, bir tane vurduğunuz zaman öldürebiliyorsunuz. Çünkü 100 canı var. Ama boss'lar bu e, 5 milyon, 6 milyon gibi bir düzeyde. O yüzden sen bir yeteneğinle 100k vurmaktansa 80k vur ama o yeteneği o savaş içerisinde 4 defa kullanabilir. Anlatabildim mi? Ha 2 defa kullanmışsın 200k vurmuşsun. Ha 4 defa Kullanmışsın. 320k vurmuşsun. Aradaki fark bu. Ne kadar fazla turalırsanız alırsanız karşıyı o kadar daha fazla kitleyebilirsiniz. O kadar daha fazla yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Ve o kadar daha fazla yeteneklerinizin bekleme sürelerini azaltıp ikinci kere de yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. O yüzden oyunun başlarında ve oyunun uzun bir süresinde hız çok önemli. Yani hızın önemini sizlere nasıl anlatabilir? Ya bu bir kart oyunu tamam mı işin özünde? Hareketli bir kart oyunu. Ve bu kartlarınızın hangisinin önce oynamasını siz belirleyebiliyorsunuz. Ve bu kartların bir sonraki oynayışını da yine siz belirleyebiliyorsunuz. Hız konusunu konuşmuştuk. Bu, bu musluğu ne kadar fazla açarsanız karakterleriniz o kadar fazla oynayacaktır. Bunu en basitinden klan takımlarında görebilirsiniz. Klan takımlarını şimdi göstermeyeyim. O ilerleyen videoların konusu olsun. Kafanız karışmasın ama klan boss bir kere vururken siz de bir defa vuruyorsanız hasarınız birdir. Ama karşısı bir defa vururken siz 3 defa vuruyorsanız hasarınızı 3 ile çarpıyorsunuz. Elbette orada hızınızı arttırdığınız için giydiğiniz eşyaların kalitesi azalıyor. Neden? Çünkü eşyalarda hız bulmaya çalışıyorsunuz ve atak bulamıyorsunuz. Belki isabet tam anlamıyla bulamıyorsunuz. Yine de çok fazla tur aldığınız için bekleme süreleriniz hızlı dönüyor, yetenekleriniz devamlı dönüyor, dönen yeteneklerinizi devamlı vuruyorsunuz. 50 tur almak yerine 150 tur alıyorsunuz. O yüzden hız çok önemli. Bu video biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi gelin şeye bakalım aksesuarlara. Aksesuarlarda önemli olan şeylerden birisi gelin bakalım burada şuradan filtrelere bakalım. Önemli olanlardan birisi yine e, ringin bir değeri neredeyse yok. Amunetin bir değeri neredeyse yok. Ve önemli olan şeyler en önemlisi sancak. Sancak e, Yapısı gereği çok fazla şey verebiliyor. Sancak alt istatistiklerinden hız verebiliyor. Sancak üst istatistiklerinden ise hem isabet hem de e, direnç verebiliyor. Ve her yere doğru ev, ev, evrilebiliyor. Bu baya baya önemli. Ama önemli olan şeylerden en 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 değerlisi altında hız verebilmesi. Ve isabet ve hızı sancakta yakalamak demek işinizi o kadar çok kolaylaştırıyor ki anlatamam. Şöyle söyleyeyim. 6 yıldız bir sancak elde ettiğiniz zaman o size 96 isabet veriyor. Ve sizin bir zindanda, zindanlar konusuna geçeceğiz. Ama bir zindanda gerektiği isabetiniz maksimum 225 oluyor normalde. Maksimumun %50'sini tek bir eşyadan elde edebiliyorsunuz. Bakın tek bir eşyalar. Geri kalın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eşyaya istediğiniz... Deyin, alt istatistiklerinden 100 bulabilirsiniz zaten Çünkü bunun ustalıkları var Çünkü bunun bilifleri var bu su var bu su var ee, şeyler konusunda devam edelim aksesuarlar konusuna devam edelim aksesuarlarda ring konusu şu şekilde ringde ana istatistiğinde hp varsa altında %hp arayın çok basit ana istatistiğinde atak varsa altında atak arayın yüzdeli bu bu kadar Olayı tamamen bu. Amulette amulet birbirinden farklı olabiliyor. Genellikle atak amuleti çöp olarak kabul ediliyor. Kritik damage amuleti var. Kritik damage amuletinin altında da yine atak arayabilirsiniz. isabet arayabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Üst istatistiğe gelecek bir e, istatistik. Alta gelemiyor. Yani şu demek. Eğer sen kritik rate'i buraya bulduysan. Gördünüz mü? Mouse'um görünüyor mu? Görünüyor. Ben bir de çok saçma bir yerde kalmış. Kritik rate'i buraya koyuyorum ya. Bakın. O zaman buraya bulamıyorum. Alt'la alt alt Üstle altın aynı özelliklere sahip olamıyor. O yüzden sen buradan normal HP'yi bulduysan zaten buradan bulabileceklerin sayısı 1 2 3 4 5 5 tane. Yani şansın çok 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 fazla. O yüzden ring konusu gerçekten çok basit bir konu. Amulet de keza öyle. Buradan kritik damage'ı buldun. 1 2 3 4 5. Ama banner konusu birazcık karışık. Çünkü isabet bulursan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. diğerlerinden baya baya zor. Ama banner konusu burada önemli. Yani sancaklarınıza daha özen gösterin. Ama e, amuletinize, ringinize bu kadar fazla özen göstermenize gerek yok. Aynı buradaki e, silah kafalık ve shield gibi. Konu daha da uzayacak ama devam etmek istiyorum. Çünkü buradan bir de glifler var. Bunlar sizin elinizde vardır illaki 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar hali hazırda mevcut olan alt istatistiklerinize ekstradan özellikler sağlıyor ve bu özellikleri de bakın yanda belli ediyor. Şans işi ee, ne kadar geleceği şans işi tamamen hiç olmayan var mı acaba elimde? Ee, şu var ee, hangilerine basabilirsiniz? Onlar bakın burada duruyor. Kritik orana olmaz, kritik demeyici olmaz haberiniz olsun. Bunları glifleyemiyorsunuz ama atağı, HP'yi, HP'yi, atağı, %50'leri yani def def, hız, direnç ve isabeti glifleyebiliyorsunuz. İşle ve ağıştır. Henüz sizin için çok erken. O yüzden bunlara daha sonrasında değinebiliriz. Belki videoların ilerleyen aşamalarında 20. videoda 25. videoda onlara değinebiliriz. Şimdilik kalıntı konusu şimdilik bu kadar. İlerleyen aşamalarda kalıntı satma serisi yaparız iki tane. iki defa kalıntı satarız. Orada daha detaylı sohbet edebiliriz. Ocaktan elde ederiz. Ocaktan elde ettiklerimizi yine satarız. Orada daha detaylı gireriz ve de Optimizer'ı göstereceğim bir sonraki videoda bir KL giydirebiliriz. Belki hayatta kalan karakterler giydirebiliriz. Oralarda daha detaylı gösterebilirim. Video yararlı bulduysanız, videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Kafanıza göre. Kendisi çok iyi bakın. Bay bay.